Evet kıymetli dostlar sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özülüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. İsmail Kartal kaldırın kafanızı şampiyon olacağız. Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasına sessizlik hakimde teknik direktör İsmail Kartal sessizliğe kaldırın kafanızı şampiyon olacağız diyerek son verdi. Şimdi Fenerbahçe'nin serisi bitti. Maçın bitiştiriyle birlikte Kadıköy'de sessizlik hakim oldu. Ve İsmail Kartal'ın konuşması. Tecrübeli teknik adam takıma yaptığı konuşmada sadece bir maç kaybettik. Şimdi üzülme zamanı değil daha da kenetlenme zamanı daha çok çalışacağız. Kaldırın kafanızı sezon sonunda şampiyon biz olacağız dedi. İsmail Kartal'ın konuşmasından sonra Tadiç söz aldı. Tecrübeli oyuncu takıma yaptığı konuşmada. Bugün kötü olabiliriz ama hepimiz çok kaliteli oyuncularız. Bunu şimdiye kadar oynadığımız maçlarda gösterdik. Sezon sonunda şampiyonluk bizim olacak bu tip kazalar olur diye konuştu ve alkış tufanı koptu diyor. Fenerbahçe'de Samet Akaydın kararı. Akaydın, Akaydın. Fenerbahçe'de Samet Akaydın'ın performansı teknik ekibi düşündürüyor. Milli stoper Trabzonspor maçındaki bireysel hatalarla dikkat çekti. İsmail Kartal da zorlu Adana Demirspor maçı öncesi çözüm yolu arıyor diyor. Şimdi İsmail Kartal'ın yerinde olmak istemezdim. Samet Akaydın'ın yerinde de olmak istemezdim. Yani sırtına bir taraftan etiket yapıştırılıyor. Trabzonlu. Az Trabzonspor kazansın diye bir şeyler yaptı etiketi. Diğer taraftan teknik direktörün sana güveniyor. Diyor ki bu kadar sakat varken çık oyna. Haydi bakalım koçum yap yapacağını diyor. Öte taraftan bakıyorsun. O başka bir olay. Bu başka bir olay. Yani neresinden bakarsan bak çok sıkıntılı bir olay. Ve neresinden bakarsan bak gerçekten çok sıkıntılı bir olay. E, dediğim gibi ikisinde yerinde olmak istemezdim. Hani ee, Kaldır kafanı şampiyon yani Kaldırın kafanızı şampiyon olacağız Neyse Şimdi Trabzonspor maçından sonra stoper krizi BK10 sakatlık uzun sürecek Bu belli Ve Ciku e, Adana Demirspor karşısında oynasın diye Yoğun sefer böyle koyar sonra onu konuşacağız Ve İsmail Kartal Aslına bakarsanız mental olarak oyuncusunu kaybetti 19 maç sonunda kaybetti Yenilen golde Yani Samet'in kritik hataları ve kulübede kulübe ekmeğine doğrudan soyunma odasına gitmesi. Girdiği 9 ikili mücadelenin 5'ini kazanabilmiş. Top kapmaya da pas arası yapma istatistiklerinde başarılı olamamış. Mental olarak da dibe bulmuş. Ama milli takımdaki Samet Akaydın e yani çok başka. B planı hazırlanmış İsmail Kartal. Nedir o? Altyapıdan kadroya alınan 17 yaşındaki Yusuf Akçiçek ile özel olarak ilgilenecek. Beklenen performansı verirse Osterbolde'nin partneri olacak diyor. Şimdi 9 Kasım'da biliyorsunuz UEFA Konferans Ligi'nde Ludogorets maçımız var. 9 Kasım 10 Kasım aslına bakarsanız. Ve 12 Kasım'da da Adana Demirspor deplasmanı. Yani saat farkı gerçekten bizi çok etkileyecek. E, sakatlıklar Fenerbahçe'nin zaten belini büktü. Hani 26 yıl sonra Trabzonspor'a kaybettik. Kaybetmesine ama yani Rodrigo Becao, Alexander Ciku, Fred'in takımdan olmaması hani bunlar vazgeçilmez isimler. Bunların takımda olmaması bir şeyleri aslında ortaya çıkarttı. Nedir ortaya çıkan şey? Demek ki bunlar gerçekten takımın bel kemiği ve bunlar olması lazım. Hani stoperde Samet Akaydın Osterbol'de denendi. Saç baş yoldurdu. 17 pas kaybıyla sahanın en kötüsü olup 3 hava topunun ikisini kaybetmiş. elindeki tek orijinal stoper Samet o da ayağına gelen fırsatı tepti. Trabzonspor'a 3 Üç golün 3'ünde de hatası var deniliyor. Eee hani Zayt Fred'in boşluğunu dolduramadı. Ben öyle söyleyeyim arkadaşlar. Hani Kısa kısaca da değinmiş olayım. Zaten Zayt'sın boşluk doldurmasını beklemeyecektiniz. Ha, en büyük hata şu. Keşke İsmail Kartal, ulan madem bu kadar sakatım var. Stoper attım, sıkıntılı bari ön libero yapayım. Hazır Fred de yokken İsmail Crespo çıkayım deseydi keşke. Yani Keşke deseydi. Demediği için eminim o da kendine kızıyordur. Ulan keşke deseydim diye. Neyse. Ocak'ta stoper avı var. Fenerbahçe stoper arayışına şimdiden girdi. Birden fazla stoper gelirse de kimse şaşırmasın. Fenerbahçe'de şu anda seferberlik hakim. 2 yıldız için seferberlik hakim. Bir şey soracağım. Dün idman fotoğraflarını gördünüz mü? Ben gördüğünüzü zannetmiyorum. Yani ben ee, gördüğünüzü zannetmiyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Trabzonspor bazı paylaşımlarda bulundu ve Fenerbahçe galibiyetinin hikayesi, hani maç önü yapılan konuşmalar, güya teknik analiz falan diye ee, bazı şeyler var. Anlatabiliyor muyum? Bazı taktiksel olarak Fenerbahçe'nin aslında zaaflarını ortaya dökmüş. Hani uzun lafın kısası ben şunu söyleyeyim. Ben olsam bunu paylaşmazdım açıkçası. Madem bir şeyini buldun ben olsam paylaşmazdım açıkçası. Neyse e, ben şu kısmı belirteyim. Fenerbahçe'de seferberlik hakim. Aslına bakarsanız çok ciddi bir şekilde seferberlik hakimimde. Kim için tahmin edin? Tabii ki de Fred ve Ciku için. Her iki futbolcu da e, hani, e, maçta oynasın diye Adana Demirspor maçında ilk 11 oynasın diye ciddi bir şey var. Arkadaşlar kıvrandığımın farkına varmışsınızdır. Kısacası şunu söyleyeyim. Dünkü idman fotoğraflarını bulabilirseniz bakın. Dünkü idman fotoğraflarını bulamazsanız da sürprizlere hazır olun. Oh. Ben az söyleyeceğim diye düşünüyordum. Asıl sıkıntı Avrupa'da diyor. Arkadaşlar bakın Türkiye Ligi'nde aslında çok sıkıntı yok. Türkiye Ligi'nde hani bu maçı atlattığın zaman zaten 2 haftalık milli ara var. Bu maçı kazan atlat yeter. Hiçbir sıkıntı yok. Ancak asıl sıkıntı Avrupa'da. Çünkü Avrupa'da bazı isimlerden hiçbir şekilde yararlanamayacaksın. Mesela Türkiye'de atıyorum Mert Müldür oynatabilirsin sağ stoperde. Yani Samet'ten memnun değilim. Mert oynasın, oynayabilir. Ama UEFA'ya verilen listede yok. Stoperde Osterbolde'nin yanında muhtemelen Crespo olacak. Hani ya, ya da İsmail Yüksek göre, görev verecek. İsmail Yüksek nasılsa ligde oynamayacak, Avrupa'da oynasın. Eee bu da nasıl olacak bilmiyoruz. Her gün bilgi alıyor İsmail Kartal. Özellikle Fred ve Ciku konusunda her gün bilgi alıyor. Küsmeden mücadelede devam ediyor oyuncular. Onu söyleyeyim. TFF binasında büyük tartışma. Dursun Özbek bu Ali Koç çılgına döndü diyor. Şimdi TFF'nin Ali Koç ve Dursun Özbek'e aynı anda randevu vermesi ikisini sinirlendirdi falan filan diyor. Ben bunları çok konuşmayacağım arkadaşlar. Asıl konuşmalar yani asıl konuşmalar sosyal medyaya bakın göreceksiniz. Şöyle oldu böyle oldu. Tek tek randevu. Ali Koç haberimiz yoktu. Şu oldu bu oldu. Falan filan. Lale orta olayı. Şu bu. Yani neyse ben bu konuyu kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar birkaç duyum transfer konusuna geçelim. Çünkü birçok arkadaşımız bunu bekliyor. Şimdi sosyal medyadaki haberci arkadaşlara oranla bizim buradaki haberler daha iyi. Bu arada Mehmet Demirkul Kemal Yılmaz 27 yıllık bir hakem olarak bunları söylüyorsa bu laflar TFF'yi devirir. TFF Başkanı Galatasaray'da TFF Başkanı Büyük Ekşi'nin yerinde olsam Kemal Hocamız bizim kıymetli hakemlerimizdendir. Bir yanlış anlaşılma olmuş. MHK ile konuştum. Düşündüğü gibi bir şey yok. Açıklamasını yapardım. Çok mu zor diyor. Aa, Kemal Yılmaz'ın ben açıklamasını daha belirteceğim. Daha açıklama yapacak o. Hakan Ceylan eğer geçmişe dönük sağlık raporu çıktıysa Sağlık Bakanlığı bunu 2 dakikada bulur. Nerede düzenlenmiş saat kaçta diye. Tuzla Spor mesela pahalı bile satma olayı falan filan. Maliye Bakanı'nın 10 dakikasını alır. Falan filan. Yani Beşiktaş Başkanı'na parmak salla. Bu mu yani işi? Böyle mi çözüyor bu işi diyor. Beşiktaşlılar o parmaktan sonra herhalde hiçbir şey beklemesinler. Ahmet Nur Çebi gitse de beklemesinler. Ya da ve falan filan. Neyse bunlar bizim meselemiz değil. Beşiktaşlar kendileri düşünsün. Herkesin de şeyi bizdeyiz. Bu arada Beşiktaş'ta Burak Yılmaz da devam kararı alınmış. Aslına bakarsanız sevindim. Niye sevindim? Ya Burak Yılmaz'dan Beşiktaş'ın ben bir hüviyete sahip olacağını, hani başarılı olacağını düşünmüyorum. Konya Spor'da yönetim olağanüstü genel kurul kararı almış. Ee, şunu söyleyeyim. Ben size bir şey söylemişim Emir Ortakay'la ilgili. Devre arasında geri alma maddesi yok diye. Ya Bunu sosyal medya birileri pompalıyor. Sizler de inanıyorsunuz maalesef ve maalesef. Ee, ve Kocaeli Spor yöneticisi Selçuk Kösemen demiş ki Fenerbahçe'nin Emir Ortakaya'yı devre geri alma gibi bir durumu yok. Sözleşmeye böyle bir madde yazılmadı. Bir yıllığına kiraladı. Sezon sonunda Fenerbahçe'yi geri alabilecek. Öncesinde alabilmesi için bizim onayımız gerekiyor diyor. 9 maç 3 gol 1 asisti var arkadaşlar. Düşünün. Yani geçtiğimiz sezon Göztepe performansında 33 maça çıkmış. Hani daha kendini nasıl kanıtlayacak bilmiyorum ama İsmail Kartal hani gitsin pişsin diyordu. Ben bu sene hani riske atacak bir sezon değil demek istiyordu açıkçası O yüzden de hani genç oynatıp şey yapamam diyordu Hani biraz da e, böyle bir durum var Neyse şimdi şunu da söyleyeyim Ali Koç Fenerbahçe'nin ligde bulunduğu konum hakemlere rağmen rakibimizin ligde bulunduğu konum ise hakemler sayesinde elde edilmiş bir konumdur diyordum Fenerbahçe'nin toplam borcu 8 milyar 276 milyon TL olarak açıklandı Euro bazına vurduğunuz zaman e, yine az buz bir para değil Açıkçası benim beklediğimden yüksek çıktı. Demek ki açık kapanmıyor bir türlü. Yani kulüplerin satışına kadar gidecek bu iş. Zaten yani birileri de bunu istiyor açıkça söylemek gerekirse. E, bakalım bu iş nereye gidecek. Onu da ayrıca merak etmiyor değilim. Eee bu futbol bir takım oyunudur. Birlikte kazanır ve kaybederiz. Şimdi her zamankinden daha fazla birlik içindeyiz diyor. Sevgili arkadaşlar bu videonun ana gündemi nedir? Ben bu videoya ne başlık vereceğim? Kaldırın kafanızı şampiyon olacağız. Samet Akaydın kararı, sakatlıklar, seferberlik, TFF binası, kavga, gürültü. Biz futbolun içinde kalalım. Ben size şunu söyleyeyim. Pazar günü Allah'tan bir mani gelmezse Ciko'da, Fred'de, sahada İsmail Yüksek için bir başvuru yapılmış olabilir. Çok bir şey söyleyemem. Belki İsmail Yüksek de sahada olabilir. Çünkü Yediği sarı kartlara baktığınız zaman haksız ama bu değişmeyecek arkadaşlar. İsmail Yüksek için başvuru yapsak da o iki sarı kartın cezasını çekecek. Ben şuna kızıyorum. İkinci sarıyı yemeseydin de hani Adana Demirspor maçında zaten yoksun. En azından dördüncü sarın olup cezanı orada çekmiş olsaydın. Şimdi beş sarı olmuş olmuyor arkadaşlar. Ayrı bir kırmızı kart değerlendirmesi oluyor. Mesela ilk lig maçına çıktı orada sarı kart yedi. Bir sonraki maç yine cezalı olacak. Hani böyle de bir durum var. Şimdi transfer haberlerine dair sağdan soldan bir sürü transfer haberi var. Ben elimden geldiğince videolarda bahsediyorum. Sizlerden tavsiyem videoları dikkatle izleyin. Bu arada Fenerbahçe Süper Kupa maçı için yurt dışında oynanmasın Türkiye'de oynasın dedi. Galatasaray da aynı şeyi söylemiş. Yani ben normalde Galatasaray'dan bunu beklemiyordum. Normalde Galatasaray Fenerbahçe ne dedi? İşte lig, ülkemizde oynasın. Tam tersini demelerini bekliyordum. Lan ne demek ülkemizde oynasın? Para gelecek işte falan demesini bekliyordum. Demek ki onlar da şeyden yanalar. Yani Şimdi aslında iki tane transfer haberi var ama bunları nasıl desem? Mesela Fenerbahçe'de stoper transferi. Fenerbahçe'de sürpriz transfer. Herkes stoper beklerken. Şimdi Fenerbahçe'de stoper gerçekten transfer olacak arkadaşlar. Ne olursa olsun. Ama Fred'in yokluğu kriz çıkarttı. 8 numara pozisyonu Fenerbahçe'de. Ben daha önce de size söyledim. Bizim olmazsa olmazımız 8 numara dedim. Yunanistan Ligi ekiplerinde forma giyen, Olympiakos'ta forma giyen Medi Kamara. İlk isim bu arkadaşlar. Bize yazılan ilk isim bu. Bu arada Ciku ve Fred'le ilgili dediğimin arkasındayım. Ee, siz antrenmanları takip edin. Şimdi bu arkadaşımızla ilgili olay şu arkadaşlar. Araştırmalara başlandı. Ocak ayında hamle yapacak. Kontrat sezon sonunda biteceği için ucuza alma durumu var. Gineli oyuncu diyor e, 2024 Haziran'da sona erecek. Merkez orta saha ön libero 10 numara oynayabiliyor. 8 milyon euro transfer market verisi var. Yine milli takımının oyuncusu 26 yaşında. İyi bir istatistik. Hani 6-8 gibi iyi bir istatistik. Hani Fred'in arkasında beklemek çok yormaz. 17 maç bir gol bir asist 1314 dakika. ancak benim bilgim dahilinde bu arkadaştan birileri ilgileniyor. Bu bir. Nino için arkadaşlar daha önce de söyledim. Tekrar tekrar soru geliyor. Maalesef Nino'yu başka bir kulüp alacak. 7 milyon euro artı sonraki satıştan pay diye. Hocam aynı parayı biz verip alsak biz aynı teklifi yaptık ama olmamıştı. Yani durum bu şekilde. Şunu söyleyeyim bu kamera arkadaşımız. Yani ben beklemiyorum ya. Siz de çok beklemeyin. Belçikalı Yıldız'dan. Fenerbahçe'ye transfer müjdesi Ocak ayında kiralık diye bir haberimiz var. Bu haberi de yine kısaca değineceğim arkadaşlar. Fenerbahçe'nin e, sakatlıklar kabusu oldu. İsmail Kartal orta saha rotasyonunu güçlendirmek istiyor. Ve isimler verdi. Kim arkadaşlar Belçikalı Yıldız? Den Donker. Leander Den Donker arkadaşlar. Ve Fenerbahçe Aston Villa'ya resmi teklif sunacak. Bu arada Aston Villa'nın da performansı bu sezon Son derece yerinde. Yani iyi gidiyorlar. Ama inşallah konferansta iyi gitmezler. Şimdi Dendonker şöyle bir oyuncu arkadaşlar. Her transfer döneminde adı Fenerbahçe'den anılan türden bir futbolcu. Yani istisnasız her transfer döneminde adı Fenerbahçe'den anılır. Hani yaz transfer döneminde de almaya çok uğraştık. Ama Emery'nin gözüne girmeyi başaramamış. Yani 15 milyon euro transfer market değeri var. Yaşı 28. Belçikalı ön libero. Bu sezon çok az süre almış. 8 maç 122 dakika. Sözleşme bitiş tarihi 2026. Arkadaşlar bu tip bir kiralamayı yapabiliriz aslında. Mesela Crespo'dan çıkıp hatta bence Zeiss'dan çıkıp bir kiralama yapabiliriz. Bu teklifleri değerlendirebiliriz. Bence bunların üstüne düşmemiz lazım. Hani Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama e, ben şahsım adına söylüyorum. Yanlış anlamayın. Ben olsam Batshuayi'yi gönderirim devre arasında. Açık söyleyeyim. Yani Batshuayi'den ben hiçbir kat kaldığımızı düşünmüyorum. Batshuayi'yi gönderirim. Crespo teklif var şey var gönderirim. Yanlış anlamayın ben. Zayt'sı gönderirim. ben Zayt'tan hiçbir verim elde edemedim açıkçası. İsmail Üzer, Türk kuralım var. Mecbur oynatacaksın. Doğru mu? Mecbur oynatacaksın. Hani bunun amacım yok? Mecburen oynatacaksın. Burada hiçbir abes yok. O yüzden arkasına bir isim bulman lazım. E onu alacak olsan para, bunu alacak olsan para, şunu alacak olsan para. Hem de ciddi paralar öyle az buz paralar değil. Bence ben olsam Zaytistan Crespo'dan çıkarım. Samet Akaydın'dan çıkarım. Luan Perez'den çıkarım. Oraya bir tane kütürük gidip gibi stoper. Bu mesela Dendonkar'ı kirala. Bir tane de merkez orta saha al. En azından yoluna bak. Bir de forvet al. Dan 4 tane isim. Bak forvet ve dendon kırı kiralık al. Opsiyon koymasam da olur. Satın alma opsiyonu koymasam da olur. Ya da koyuyorsan da cüz'i bir miktar koyarsın. Sen de yıldızlaşırsa alırsın. Ama Fenerbahçe'ye bakalım arkadaşlar. Sürpriz orta saha transferleri neler olacak? Ben size söylüyorum Fenerbahçe şu anda kanat forvet bakıyor. 1. Forvet bakıyor. 2. Stoper bakıyor. 3. Orta saha bakıyor. 4. Ben hayatımın hiçbir evresinde devre arasında 4 transfer yaptığımızı hatırlamıyorum. Ama bu sefer ilk olabilir. Hakkımızda hayırlısı olsun. Görüşmek üzere dostlar.